Biz hep birlikte bir araya gelerek bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz. Sizlerin huzurlu, güvenli bir şekilde iyi bir eğitim almanız için program icra etmiş oluruz. Önce birkaç sorum var izninizle. Hocam söyledi ama birinci sınıfta olan arkadaşları görebilir miyim? Katkı sağlıyorsunuz. İnsan kaynağına çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Biz başta gelirken belki başka hayaller olur. Ben çok hayal ediyorum. Biz de böyle kontent yapmıyoruz. Öyle mi? Geçmiş olsun tekrar. Çok beğendim. Sanki yıllardır burada yaşıyormuşum gibi bir samimi ortam var. Yani bunun için size çok teşekkür ederim. Gerek öğrencilere sağladığınız imkanlar. Yani ben çok beğendim. Bize yaşayanlar ne düşünüyordur bilmiyorum ama ben çok memnun kaldım yani. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Ben Hatay'dan geliyorum ve şehir bakımından gerçekten çok güzel bir şehir Konya. Bu konudan sizden teşekkür ediyorum. İyi, çok iyi yani. Demek ki sosyal bilimlerdeki arkadaşlar biraz geri tanımaya. Gördüğünüz eserleri yerinde de görmek lazım arkadaşlar. Onun için her gün önünden geçtiğimiz Karatay Medresesi'nin, İnce Minareli Medresesi'nin bir kaç. Ankara'nın 100 yıl başkentlik yaptığını düşünürseniz, Konya ne kadar uzun bir süre başkentlik yaptı belki zihin. Geçtiğimiz günlerde Tacikistan Büyükelçisi Konya'ya geldi ziyaret için. Dedi ki, Tacikistan'da büyükelçiler atandığı zaman önce onlarla ilgili çok önemli bir sergi var. Dünyanın birçok yerinde bilim insanları o sergiyi görmeye geliyorlar. Yaklaşık %95 benzerlikle istedim ama dünya tarihinde 8 padişahın, 8 sultanın aynı mekanda defnolduğu başka bir yer yok. Hala oluşuyoruz. Üniversitede ifade ettiğim gibi büyük bir canlılık getiriyor şehrimize. Özellikle sosyal hayatın gelişmelerini hem de eşref olu camisini görebilirsiniz. Ayrıca Akşehir Batı Cephesi'nin karargahının 9 ay 10 gün Manolu'yu görme imkanı olan arkadaşımız var mı? Gördünüz mü defa Manolu'yu? O zaman Mevlana Yatıkan'da Büyükşehir Belediye Binası olarak kullandık. Giriş katında bir dijital müzemiz var. Mutlaka bunu da görmenizi arzu ederim. Özellikle dijital sizler Konya'da vakit geçirirseniz, merkeze gelirseniz çok ciddi bir hareket oluşturuyor. Onun için bu tür mekanlarda sizler de görmeyi arzu ettiğimizi ifade ediyoruz. İşler çıkıyor. Öğrenci arkadaşlarımız part time orada çalışma imkanı buluyorlar. Ve Fera adında yeni nesil kahvecimize hizmet veriyor. İnşallah göreceğiz kampüs içerisinde, bir ay içerisinde onunla yapılabileceği, araştırmaların yapılabileceği, ders çalışma imkanı bulacağı bu Türkiye'nin en güzel kütüphanesinde sizler için. İşte bu her yerde göremediğimiz bir belediye başkanlığı profili. Sizlerin projelerinin ne kadar çevreci olduğu ve sürdürülebilir olduğu açısından hiçbirimizin bir kuşkusu yoktur diye düşünüyorum ki benim öyle. Bununla ilgili herhangi bir çalışmanız olacak mı yoksa olacaksa da hani bununla ilgili ne planlıyorsunuz bunu sormak istiyorum. Konya 120 bin öğrencisi olan büyük bir şehir. Bunun 40 binini biz oluşturuyoruz Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak. Başkanımız davetimizi kabul edip buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyoruz başkanımıza. Konya 120 üniversite öğrencisi 5 üniversitesiyle Türkiye'nin en çok üniversiteye sahip illerinden birisi. Konyalılar olarak burada bulmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Konya 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürebilmiş dünyadaki ender yerleşim yerlerinden birisi. Çatalhöyük 10 bin yıl önce UNESCO tarafından ilan edilmiş dünyanın ilk yerleşik şehri. Ve o günden itibaren Konya her dönemde dünyanın en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir şehir. En önemlisi 200 yıl başkentlik yaptığımız Selçuklu dönemi. Konya kadim bir başkent. O dönem Konya medreseleriyle, kültür sanatıyla adeta dünyanın en önemli şehirlerinden birisi haline gelmiş. Ve şöyle etrafınıza baktığınızda gördüğünüz birçok önemli eseri de o dönem Selçuklularından Konya'mıza kaldığını görebilirsiniz. Bu gördüğünüz eserleri yerinde de görmek lazım arkadaşlar. Onun için her gün önünden geçtiğiniz Karatay Medresesi'nin, İnce Minareli Medresesi'nin bir kapısının içinde de görmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte Konya her dönemde Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi olmuş. Bugün gelinen noktada Konya bir sanayi şehri, bir tarım şehri, bir öğrenci şehri, bir bilim şehri ve her manada öne çıkmaya çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde birçok önemli hizmet yürütüyoruz. Bu manada gençlerle ilgili
projeler, çalışmalar da bizim en önemli hedeflerimizden birisi. Bu konuda bizim en önemli çalışma alanımız Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisimiz. Gençlik Meclisi bir kamu kurumu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bir organı. Onun için buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Burada çeşitli faaliyetler, çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Eğitim, öğretim hayatınız boyunca hem sosyalleşmenize katkı sağlar hem de size çok ciddi bir tecrübe sunacağını buradan ifade etmek istiyorum. Yine Necmettin Erbakan Üniversitemizle birlikte yürüttüğümüz Sosyal İnovasyon Ajansımız da sizler için yeni ufuklar, yeni kapılar açıyor. Bununla birlikte Türkiye örnek olmuş kapsül teknoloji platformumuz da artık Konya'nın önemli markalarından birisi oldu. Özellikle Teknofest'e ilgi duyan ve bu konuda çalışma yürütmek isteyen arkadaşlarımız için adeta bir danışma ve kuluçka merkezi. Yine Genç Kültür Kart programımızda şu anda üye sayısı 60 bine ulaştı. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Bunun karşılığında öğrenci arkadaşlarımız tiyatro biletinden sinema biletine, kitap almaya kadar çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyorlar. Sizleri de Genç Kültür Kart ailesinde görmeyi arzu ederiz. Büyükşehir Belediye'mizin Bosna Hersek Mahallesi'nde Atmosfer Gençlik Merkezimiz var. Maalesef Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne hizmet eden bir merkezimiz yoktu ama bugünlerde arkadaşlarımız Köyceğiz Mahallesi'nden bir yer kiralayarak orada tadilat işlemleri gerçekleştiriyorlar. İnşallah bir ay içerisinde orada da bir açılış yapmayı planlıyoruz. Benim Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanında birçok uluslararası görevim var. Bunlardan en önemlisi Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Özellikle Orta Doğu'da yaşananlar, Filistin meselesi hepimizin en önemli gündemi. Adeta yurt dışındaki toplantılarda onların sesi olmak için çaba sarf ediyoruz. Birçok toplantıya katılma nedenimiz o. En azından gündemde tutulmasını sağlıyoruz. Güçlü bir ülke olmak zorundayız. Özellikle bölgemizde ayakta kalmak için başka şansımız yok. İşte savaş Lübnan'a sıçradı. Oradan nereye gideceği belli değil. Gazze'de yaşayan insanların dramını anlatmama gerek yok. Hepiniz herhalde her dakika sosyal medyadan görüyorsunuz. Onun için Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Türkiye son 20 yılda çok önemli mesafeler kat etti. Bu konuda gayret göstermeniz, çaba sarf etmeniz ve bir birikim oluşturmanız gerekiyor. Bu sadece Türkiye'de yaşayan insanlar için değil, dünyada sıkıntı çeken herkes için böyle. Eskiden sadece kalbimizle buğz ediyorduk. Şimdi sözümüzle bir kötülüğü düzeltmeye çalışıyoruz. İnşallah elimizle düzelteceğimiz günlerin de sizlerin yaşadığı Türkiye'de gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Onun için sizlere eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Bu sıraların kıymetini bilmek lazım. Şöyle geriye dönüp okul sıralarına bakınca bu yaşadıklarımın onda birini bile hayal etme mümkün değildi. Ama Allah imkan verdi. Şimdi şehrimize imkan hizmet ediyoruz. Onun için Rabbim sizlere de mutlaka imkanlar sunacak. Kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu sıraları özellikle birinci sınıftaki arkadaşlarımız çok iyi değerlendirsinler. Ülkemizin size ihtiyacı var. Dünyanın size ihtiyacı var.